Düzenli faaliyetlerimiz oluyor tabii. Ama bizler yeterli kalmıyoruz. Yani sizin gibi bir profesyonel ihtiyacımız var. Onlara teknik öğretmesi için. O zaman çok güzel şeyler yaratacaklar. O kadar yetenekli her biri. İnanın bana. Eminim. Aslında her çocuk bir yetenek. Kendilerini keşfetmelerinde yardımcı olmayı o kadar çok seviyorum ki. Evet, görebiliyorum bunu. Küçük asistanlarınız şimdiden çok mutlu. Bizim çocuklarımızla da tanışın. Lütfen. Çok güzel işler çıkaracaksınız ortaya. Size bayılacaklar eminim. Kim kime bayılacak acaba, değil mi? O zaman bu evet mi demek? Vakfımıza gelecek misiniz? Oho, Nihan çoktan orada bile Serap Hanım. Bence koşun gidin peşinden. Kolay gelsin. Sağ olun. Ay, duvara mı boyayacaksınız? Belediye mi şey diyor bunu? Ben bayılıyorum. Böyle renklendiriyorlar ya etrafı. Ay, siz ne yapıyorsunuz? Yardım mı ediyorsunuz? Ressam mı oldun sen? Gel bakayım. Yok teyzeciğim, belediyenin değil, özel bir faaliyet bu. Hatta ressamımız da burada. Nihan nerede? Buradayım. Deniz. Nihancığım, teyze merak etmiş ne yapılıyor burada diye, ben de ressamımız burada dedim. Fehime Hanım? Yok, artık merak etmiyorum. Kolay gelsin. Fehime Hanım. Fehime Hanım, lütfen beni bir dinler misiniz? Lütfen beni dinleyin, lütfen. Neyini dinleyeceğim senin ben? Neyini dinleyeceğim senin? Çık git önümden, bak fena olacak şimdi. Daha ne kadar fena olabilir ki? Zaten yeterince birbirimizi kırmadık. Ben o gün sizi dinledim, siz de şu an beni dinleyeceksiniz. Nihan Hanım, istersen kırmaktan hiç bahsetmeyelim. Mahcup olursun. Evet, ne deseniz haklısınız. Annesiniz siz, çok üzüldünüz biliyorum. Ama o gün geldiğinizde bir kere olsun beni dinleseydiniz, bir kere benim yüzüme baksaydınız ben size söyleyecektim. Merak etmeyin diyecektim. Benden artık Kemal'e zarar gelmez. İçiniz rahat olsun diyecektim. Bitti mi? Sizden geçmiş için özür dilerim. Ama ne yazık ki sen beni anlamamışsın. Ben geçmiş yıllar için gelmedim sizin kapınıza. Bugün için geldim. Yarın için. Ailemi bir kere kırdınız. Biz yaralarımızı kendi içimizde sardık çok şükür. Geçmiş diye bir şey bilmiyoruz artık. Ama bugün, yarın, ha? Ben acılarımdan ders almasını çok iyi bilirim Nihan Hanım. Oğlumu bir kez daha üzmeyin diye geldim kapınıza. Sen de tutmuş, geçmişin özrünü diliyorsun benden. Yazık. Fehime Hanım. Ben sizden bugünün özrünü dileyemem ki. Ben artık Kemal'i üzmüyorum. İnanın. İnandır o zaman beni. İnandır. Uzak dur Kemal'imden. Diyelim tatlı dertleşelim. Ama baştan söyleyeyim, iç sıkıntısı, hüzün, gözyaşı istemiyorum. O zaman beni çağızımı açmayayım. Ya saçmalama Nihan ya. Annesi 2 dakika konuştu diye dağılacak değilsin herhalde, değil mi? Evren her yerden bana mesaj yolluyor. Kemal'den uzak dur diye. Yakında boynuma tabela asacağım. Kemal'den uzak duruyorum. Tersini söyleseler daha kolay olacak. Yani kural bu güzelim. Yasak olan çekiyor insanı. Emirinden Kemal'ine, annesine, herkesin ona daha da çok yaklaştırdığının farkında değil. Arada sen olmasan benim bile aklıma düşecek o derece. Ya şaka yaptım ya. Yapma. Ah benim canım ya. Sen şakasını bile tahammül edemiyorsun. Bu adamın hayatına biri girdiğinde ne yapacaksın kim bilir.